Sports ekranlarında yepyeni bir motor sporları programına geçen hafta start vermiştik, hatırlayacaksınız. Bu hafta yine dop dolu bir programla karşınızdayız. Bin Garaj'la ilk kez bu hafta tanışan izleyicilerimize bir kez daha genel içeriğimiz hakkında küçük küçük bilgiler verelim istedik. Birçoğumuzun en büyük tutkularından biri kuşkusuz otomobiller. Otomobillere dair birçok detay, gelişen süreçler, yine motor sporları kuşağında tüm gelişmeler her hafta tüm ayrıntılarıyla sizlere yansıyacak. Otomobilleri tanıtırken gözden kaçan en ince detaylara uzman görüşüyle yer vereceğiz. Göze çarpan, öne çıkan yönlerini konuşacağız. Sınırsız ilham kaynaklarıyla otomobilleri tasarlayan ustalar konumuz olmaya devam edecek. Genç pilotların performans sürüşleriyle otomobilleri sizler için raporlayacağız. Yarışları görüntüleyen foto muhabiri arkadaşlarımızın fotoğraf gözüyle anlatımları, son yılların en gözde aktivitesi motorsporlarında simülasyon antrenmanları, profesyonel pilotların simülasyon değerlendirmelerini ve uygulamaya yansımalarını birinci ağızdan öğreneceğiz. Bin Garaj başlıyor. Bu hafta bambaşka bir konsept aracı sizler için inceleyeceğiz. Ona aslında otomobil demek biraz güç. Özellikle sportif yaşamı ve macerayı sevenlerin tercih ettiği bir araç. Geçmişten günümüze uzanan tarihi süreci içinde bazı özelliklerinden ödün vermeyen çok güçlü bir dört çeker. Kendi sınıfının liderlerinden biri. Evet sevgili seyirciler, ikinci bölümdeyiz. İkinci bölümde herkesin hayalini süsleyen bir arabanın yanındayız. Bu araba Rubicon. Aslında macera perestlerin çok kullanmak istediği, sahip olmak istediği bir araba. Öyle değil mi Ceyhan abi? Kesinlikle. Yine seninle beraber bugün değerlendireceğiz Rubicon'u. Evet, biraz macera dünyasına adım atacağız beraber. Yani sportif hayat yaşayanlar, ekstrem sporları sevenler bu arabayı çok isterler ama bakalım bu araba bize neler anlatacak, onu birlikte göreceğiz. İstanbul Park'tayız. İstanbul Park'ın çok özel bir etabında, off-road etabında da Rubicon'u deneyeceğiz. Hadi Ceyhan. Haydi geçelim. Rüzgardan hepsi havalanmış. Tamam mısın Ceyhan abi? Şu anda kayıttayız ama söyleyeyim. Kayıttayız. Yani süsleniyorum. Hadi orada gidelim. Kendimi seyrederek. Haydi gidelim. Ya Ceyhan abi bambaşka bir kimliği var bu arabanın. Şimdi o kadar çok detay var ki. Ya ne kadar doğru bilmiyorum ama 65 tane güvenlik tedbiri var arabada. Bu enteresan geldi bana. Detayı yakalayamadım ama 65 tane bu araba için ciddi bir rakam bence. Kesinlikle çok ciddi bir rakam. 65 unsur. Arabanın zaten bir kere yapısı itibariyle tam şase üzerine konulmuş bir gövde üzerindeyiz. Yani çok doğalama, yani arazi araçlarında olması gereken. Olması gereken. Şimdi ben orada şu bilgiyi de vermek istiyorum. Biz de bu araçların hepsini dilimize yerleşmiş olarak SUV terimini kullanıyoruz, CUV terimini kullanıyoruz, Jeep terimini kullanıyoruz. Aslında bunlar hepsi birbirinden farklı. Bir kere Jeep bir markadır. Hatta marka bu ismin başka araçlar için kullanılmamasını istiyor.
SUV dediğimiz araçlar daha ziyade şehir ortamında kullanmakta olduğumuz otomobillerin biraz daha yükseltilerek yumuşak arazilerde de kullanımına olanak sağlayan araçlar. Hakeza crossover dediğimiz SUV'ler de aynı tarz. SUV ve CUV zaten birbirine çok girişik tanımlar. Ama bu bambaşka. Bu bizim için önemli olan bu. Off-road aracı. Bu SUV değil. Tamamen sert arazi şartlarında kullanıma ama göre tasarlanmış. Ama onu da hiç, o klasik tarafını hiç bırakmamış biliyor musun? Hala katiyet bak sert de. Ve o sertliği şehir içindeki asfaltta kullanırken ki biraz sonra toprak etaba gideceğiz. Görüyoruz yani. Yaşıyoruz. Anda. O evet. Özelliğini bırakmamış. O katiyetli. Bilmiyorum bundan hoşlanan çok kişi vardır diye düşünüyorum otomobil tutkunlarında. Yani şu anda bana verdiği zevki zaten tarif edemiyorum ben aracın. Yani şimdi Jeep kimdir? Biraz ondan da bahsetmek isterim. Niye Jeep? Niçin Jeep? Çok enteresan bir hikayesi var. Bizim bildiğimiz otomobil markaları şahıs isimlerinden, kızların isimlerinden, soyadlarından türetilmiş veyahut da çeşitli kurumların isimlerinin birleşiminden türetilmiş olarak çıkıyor. Fakat aslında Jeep markası 2. Dünya Savaşı yıllarında daha henüz Amerika savaşa dahil olmadan yine de Amerikan ordusunun çok zorlu arazi şartlarında keşif yapabilme imkanını sağlayacak bir araç ihtiyacı ortaya çıkıyor. Ve de ihale açılıyor. Willys firması ihaleyi kazanıyor. Willys savaş yılları süresince tam 645 bin adet bu tarif ettiğim arazi aracından üretiyor. Willys MV olarak tanımlanıyor. Tarih sevdiğin için. Evet, bayağı bir araştırmışsın. Çok merak da ettim. Yani hakikaten Jeep nedir? Şimdi bir araç çıkıyor. Ben de çıkıyor. Mesela biri ismini söylediği zaman mutlaka anlamını öğrenmek isterim. Niye bu ismi koymuşlar? Değil mi? Nereden gelmiş? Anlamı ne? Niye sana bu ismi koymuşlar diye. Sonuçta bir araç çıkarılıyor Willys firması tarafından ve savaş hatlarına gönderiliyor. Araç o kadar başarılı bir araç ki aslında ordu mensupları için arazide kullansınlar diye üretilmiş bir araba. Bir araba. Tek kelime. Keşif, ekip taşıma, ekipman taşıma, hatta arkada römork çekmek amacıyla, silahlı römorklar çekmek amacıyla üretilmiş bir araç. O eski filmlerde falan seyrederiz. Gördüm. Ne kadar güzeldir. Evet. O dönemde ordu mensupları bizim de bildiğimiz Temel Reis çizgi filminde yer alan bir Eugene the Jeep diye bir tanım var. Bir doğaüstü yeteneklere sahip çizgi film kahramanı var. Çok da sevimli. Orada bir karakter var. Karakter var. Oradan mı isimlenmiş? Aslında adı Eugene fakat Jeep Jeep diye ses çıkarıyor. Bu nedenle evet, ordu evet. Mensupları da Eugene the Jeep, Eugene the Jeep derken kısaltıyorlar ve adı bu aracın Jeep ordu mensupları arasında Jeep olarak kalıyor. O zaman diğerleriyle karıştırmayalım. Evet. Değil mi? Hikayesi güzelmiş. Dear Popeye, happy birthday. This is your birthday present. His name is Eugene the Jeep. Neticede de 1950 senesinde Jeep adı patent altına alınıyor. O ve bir kimlik tanımlıyor. Bu nedenle de firma diğer araçlara Jeep olarak ifade edilmesini katiyetle kabul etmiyor. Jeep biziz diyorlar. Artık off-road etabına gidelim. Off-road'daki macerasına bakalım. Macera perestlerin belki de merak ettiği noktalardan bir tanesi bu. Acaba oradaki performansı nasıl? Bir de onu yaşayalım. Zaten esas onu yaşayalım. Evet. İki taraflı çünkü bir binek tarafı var. Şu anda asfalttayız. Ama topraktaki tarafına da bir bakmak lazım. Gerçek başarısını orada yaşayacağız zaten aracın. Yine bu arada 1970 senesinde American Motors Company, AMC Jeep markasını satın alıyor. 1987 yılında da Chrysler satın alıyor. Ve şu anda aslında Chrysler bünyesi altında üretiliyor ve satış devam ediyor.
Evet Ceyhan abi, enteresan bir off-road aracın içindeyiz. Rubicon. Yani teknolojik anlamda o kadar güzel bir dizayn görüyorum ki şu anda. Belki hani o ikonik birçok tarzından, DNA'sından vazgeçmemiştir ama teknolojiye de ayak uydurmuş gibi görünüyor. Şu özellikle mesela dikişlere ben bayılıyorum. Hem direksiyonda hem koltuklarda. Evet. El freninin tamamen de viteslere kadar. Vitese kadar birçok yerde. Çok ince detaylara dikkat edilmiş araç içerisinde. Bir de uyum içinde renkler çok güzel tercih edilmiş. Evet. Üst tavan rahatlıkla açılabiliyor ve roll cage kalabiliyor. Üç parça halinde ve çok pratik yapmışlar bunu. Sen denedin galiba. Denedim. Yani aşağı yukarı 30 saniye içinde bu iki parçayı buradan kaldırmış olabiliriz. Evet, iki tane mandalla herhalde kurtuluyoruz. Diyelim ki bir dakika içinde de tamamını açık bir arabaya çevirebiliyoruz. Tabii arabanın diğer bir özelliği de biliyorsun kapılar sökülebiliyor. Dört kapıyı sökerek tamamen bir açık araç halde çevirebiliyoruz. Bu arada ön camında bir sürü aksesuar var, bir sürü donanım var ama ona rağmen ön camı da indirebiliyoruz. Yani evet, o klasik yapısından kurtulmamış. Bu da güzel. O da hoşuma gitti açıkçası. Yani Afrika Safari'de gördüğümüz jiplerle aynı karakterlere sahip ama son teknoloji bir jipin evet, içindeyiz. Gene çok güzel bir ekran görüyorum sürücü açısından. Hani ben o klasiği seviyorum ya. Evet. Ondan uzaklaşmamışlar. O da benim için güzel ama 8 inçe yakın bir yine akıllı bir ekran. Dokunmatik. Her şeyi kontrol edebiliyoruz anladığım kadarıyla. Navigasyona kadar her şeyimiz var. Yine aynı şekilde uygulamalar yüklenebiliyor. Hı-hı. Bunun dışında tabii ses düzeninden falan artık söz etmeye gerek yok zaten. Çok üstün performans bir ses sistemi var aracın. Şu anda güzel de bir müzik dinliyoruz. Evet. Kesinlikle. Bütün tuş takımları falan uyumlu zaten. Evet. Tabii bunun dışında aracın alt kısmına doğru baktığımızda bir medya girişi görüyoruz. Hem Type-C hem USB giriş, auxiliary girişi var. AUX girişi aslında enteresan geldi bana. Ondan da vazgeçmemişler. O da ikonik evet, kalmış. Yani bizim o eski kullandığımız kulaklıklardan tut da başka bir müzik aleti bile takabiliyoruz benim anladığım. Tabii ki. Tabii bu da ki güzel. Yani tabii Bluetooth'la bağlantıdan hiç söz etmiyoruz bile. Zaten onlar mevcut. Evet. Geniş üzerinde, geniş bir ekranda neler var? Onlardan da bahsedelim. Özellikle arabayı kontrol etme anlamında birçok izleyicimiz merak ediyordur bu ekranı nasıl kullanacağız. Türkçe karakter kullanılmış, bu da bir avantaj. Ama istediğimiz dile de çevirebiliyoruz. O da önemli bence. Tabii ki. Daha kullanım açısından bize kolaylıklar sağlıyor. Evet. Ceyhan yani, abi neler var? Neler var? Şöyle en baştan itibaren başlayalım zaten. Hı hı. FM bastığımızda normal yayınları otomatik olarak tarayıp kendisi evet, hafızasını alıyor. Radyoları dinleyebiliyoruz. Dinleyebiliyoruz. Klima sisteminin tamamen kontrolü. Sağ ve sol yolcuların ayrı ayrı kontrol altında tutabiliyoruz. Kendi koltuklarımızın ayarlarını yapabiliyoruz. Tabii ısı ki anlamında? Isı anlamında ben şu anda mesela 19,5 derecede serinlemek istiyorum. Buraya ayarladım. Ha bunu şu an için yüzüme ve bacaklarıma alıyorum ama sadece bacaklarıma veyahut da ön cam ve bacaklar olarak da ayrıştırabiliyoruz. Evet. Fan hızını tüm kontrol kontrolleri var aslında. Evet. Diğer kontroller? Sürücü koltuğunun ısıtması ayrı, yolcu koltuğunun ayrı, direksiyon ısıtmamız mevcut yine araçta. Yani evet, bu da çok önemli bir unsur. Özellikle bu deri kaplı direksiyonlarda kış günlerinde ellerin ilk temasında bir insan ürperir. Hı hı. Şimdi bunu kullandığınız zaman birkaç saniye içinde direksiyonun ısısını zaten hissedip rahat bir kullanım sağlıyorsunuz. Uygulamalara geldiğimizde zaten deminki açılıştaki ekranımıza dönmüş olduk. Burada özellikle üzerinde durmak istediğim tabii ki bu aracımız gerçek bir off-road aracı. Yani piyasada bilinen SUV, CUV tarzı değil. Gerçek bir arazi aracının içerisindeyiz. Onun için burada off-road sayfalarına girerek çeşitli ayarları yapabiliyoruz. Araziye gittiysek evet, buradaki çok güzel bir ekran var. İstediğimiz ayarı buradan görebiliyoruz. Aynı zamanda performansı da görüyoruz diye biliyorum. Kesinlikle. Yani arazideki eğim şartlarına kadar bir lumum, hani az önce bahsettiğin dijital göstergede göremediğin ama arazi şartlarında önemli olan birçok göstergeye de buradan ulaşabiliyoruz. Evet. Soğutma suyu sıcaklığı
yağ sıcaklığı, akü voltajı, şanzıman yağı sıcaklığı ve yağ basıncı. Tabii yani ne kadar yüklendik arazide. Aynen. Bize onu yansıtıyor. Burada, buradan da kontrol edebiliyoruz. Ama bu değerleri önemli. De bu arada bilmek lazım. Tabii yani, ki yani. Minimum, max ne kadar aralığı var? O limitleri bilmek lazım ki buradan kontrol ettiğimizde, arabaya yüklendiğimizde görebilelim. Görebilelim. Zaten hani bu skalaları, gördüğümüz skalalar belli bir tehlike noktasına geldiğinde bizleri elektronik olarak uyaracak. Şimdi yeniden gidiyoruz. Başka bir bölüme geldik. Şimdi anda navigasyon ekranına gelmiş olduk. Hedefimizi belirleyip haritayı, şu anda belirlediğimiz bir hedef yok. Nerede olduğumuzu anında bize zaten gösterdi. İstanbul Park'tayız. Tesisleri içerisinde yer alıyoruz. Bu da bir büyük kolaylık tabii ki. Tabii ki. Aracın kendi navigasyon sistemi. Telefon, kendi telefonumuzla uyum sağlayabiliyoruz. Direktman yine CarPlay, Auto, Android Auto şeklinde kullanabiliyoruz. Şu anda bir bağlı telefonumuz yok maalesef. Onun için atlıyoruz ve çeşitli arabanın kullanımıyla ilgili kişiselleştirebileceğimiz değerler var burada. Saat ayarı, sesli komutları, ölçü birimleri. Yani aracımız Jeep, bir Amerikan yapımı. Evet. Yani burada Amerikan normlarında da birimleri kullanabiliriz. Mil mesela. Hı hı. Veyahut da Avrupa ve Türkiye'de kullanılan kilometre seçeneklerini buralardan ayarlayabiliyoruz. Birçok ayar. Birçok yani neye istersen. Yani yine bu ekrandan her şeyi kişiselleştirebiliyoruz diyelim. Üçüncü bir konum var. Pitch and Roll. Buraya bastığımızda da enteresan bir ekran geldi ekrana. Evet. Şimdi gerçek bir off-road aracının kullanım şartlarını bize gösteriyor. Bu arada pusulayı da görüyoruz. Kesinlikle burada yönümüzü de tayin edebiliyoruz. Kuzey güneydeki bütün irtifamızı görebiliyoruz. Aracın arazi üzerindeki eğim şartlarını bize bu iki ekran gösteriyor. Öne arkaya kaç dereceye kadar veya sağa sola kaç dereceye kadar yatık olduğunu, ki özellikle arazide eğimli yüzeylerde gidişlerde çok önemli bir göstergedir bu. Belli bir noktadan sonra aracın ağırlık merkezini kaybettiğinizde araç takla atacaktır. Buradan kontrol edebiliyoruz. Evet. Ana ekrana nasıl döneceğiz? Ana ekranımıza FM bastığımızda da dönebiliriz veya ayarlar tuşuyla. Buraya herhalde ona da bastığımızda geri dönmüş olacak. Bana yakın olan dedik. Bana yakın olan aslında arazi olan ama ana kol normalde bizim kullanmamız gereken. Ama bunun konumu da önemli. Yani asfaltta veya arazide kullanırken şimdi ondan bahsedelim. Ceyhan abi, 2H dediği iki çekerin konumu ne anlama geliyor? Şimdi normal şartlarda aracımız yolda seyir halindeyken, asfalt bir yolda seyir halindeyken, gerek yol rahatlığı ve gerekse de yakıt ekonomisi açısından aracı otomatik olarak arkadan itişli iki çeker halinde sürmemizi sağlıyor. Evet. Tabii bunların konumunu değiştirirken de farklı uygulamalar yapıyoruz. Onu da anlatalım. Onu da anlatabilirim. Şimdi 2H dediğimiz aslında iki itişli high dedikleri, evet. H harfi oradan geliyor. Şimdi buradan dört çeker şartlarına gelmek için kolu aşağıya doğru çekmemiz lazım. Frene basmam gerekiyor mu? Basalım. Frene basıyoruz. Ve de bir nokta daha belirteceğim. Bu kolun kontrollerini sadece ve sadece aracımız durduğu yerdeyken yapmamız gerekiyor. Yoksa hareket halinde sakın yapmayın. Katı ile katı. Duruyoruz, frene bastık. El frenimiz de çekik. Çekik. Ana kolumuz park halinde, şimdi otomatik dört çekeri alıyoruz. Biraz sert aldık. Aldığımızda zaten ekranda da sürücüye bu bilgiyi gösteriyor. Şimdi şu anda otomatik vites 4 high konumunda dört çeker ancak asfalt şartları için. Evet. Bu asfalt şartları için. Hı-hı. Bunun bir de bana yaklaştırdığın zaman kolu çekiyorum. Evet. 4H part-time modu var. Hı-hı. Burada araç
zemin şartlarını kendisi algılayarak, yani biraz abartılı söyleyeceğim, bir tekerimiz burs, bir tekerimiz asfalt, bir tanesi kum, bir tanesi su. Tamamen dört çeker şartlarını kendisi test ederek çekiş kontrolünü yönetiyor. O zaman şey diyebilir miyiz? Tek tek bağımsız hale getiriyor. Tamamen o şekilde. Evet, şimdi bir konum daha var. En konumu. Evet, gerçek off-road konumumuz zaten. Artık oraya geçelim. Low. Buraya geçtiğimizde zaten aracın diğer bildiğimiz SUV'lerden farklılığı ortaya çıkacak. Evet. Off-road'a geçeceğiz. Buraya öyle kolay alamıyoruz. Önce yine durmamız lazım. Ana kolu bir konuma getiriyor muyuz? Nötral, yani boş konuma getireceğiz. Önce N'ye harfine, evet. N'ye getirdik. Sonra kolumuzu aşağı doğru biraz yine sertçe şekilde. İki konumlu gelmesi lazım. Evet. Önce N'e gelecek, sonra 4 low'a gelecek. Evet, zaten evet. Araba da bizi ikaz etti. Evet. Kolumuzu bu konuma geldikten sonra farklı seçenekler ortaya çıkıyor araç üzerinde kullanabileceğimiz. Hı hı. Ön diferansiyeli, arka diferansiyeli kilitleyen mekanizma veyahut da sadece arka diferansiyeli kilitleyen mekanizma. Tabii burada diferansiyel diyorum da neyi ifade ediyorum? Evet. Bunu ben ayrıyeten anlatacağım. Tamam. Onu da kullanalım şu anda. Hı hı. Bu gördüğünüz mandalı yukarıya kaldırdığımızda şu anda ön ve arka diferansiyel kilitlenmiş vaziyette. Zaten ışığı da yandı. Işığı da yandı. Hı hı. Ha, şimdi ön diferansiyel kilitlendiği zaman arabanın direksiyon tepkileri değişecek. Yani biz direksiyonu çevirmemize rağmen araba biraz daha öne sürüklemeye çalıştığını hissedeceğiz. Hı hı. Onun için bazı koşullarda sürücümüz sadece arkayı seçebilir. Ve böylece direksiyon tepkisini bildiği şekilde geri kazanmış olacaktır. Sistemden de nasıl çıkıyoruz? Sistemden çıkmak için zaten off düğmesi var. Off düğmesini kullanarak da çıkabiliyoruz. Sway bar dediğiniz başka bir tuş. Şimdi bu özellikle Jeep'te çok önemli bir konuyu ifade ediyor. Sway bar dediğimiz Türkçe'de viraj demiri, denge çubuğu olarak adlandırılan ve aracın normalde devrilmesini engellemek için kullanılan bir metal torsiyondur. Hı hı. Torsiyon dediğimde burulma çubuğu. Ön denge çubuğu da var bu arabada, onu da söyleyeyim. Evet. Bundan bahsediyoruz. Bundan bahsediyoruz. Hı hı. Fakat tabii ki bu devrilme çubuğu nedeniyle araçların süspansiyonlarında birbirine sağ ve sol olarak bağlılık vardır. Yani bir tanesi çökerken öbürü boşa illaki çıkmaz. Belli bir noktaya kadar iner. Ondan sonrasını aşağıya doğru zaten gidemez. Deneyeceğiz bunu. Bunu deneyeceğiz. Parkurunda deneyeceğiz. Sway bar tuşuna bastığımızda bu araç 30 km altındaki süratlerde ön iki tekerin denge bağlantısını kesiyor. Bu bize ne kazandırıyor? Çok engebeli arazi üzerinde, kaya zeminler üzerinde, hı hı, lastiklerin %30 daha şaseden deplasman yapması, şaseden ayrılmasını sağlıyor. Yani bir taraftaki tekerlek çamurluğun içinde kaybolurken diğer tekerlek hala zemine tutunabiliyor. Çok büyük avantaj. Çok büyük avantaj. Ve de her tekerin çekiş kontrolü o anda olduğu için bizi alıp istediğimiz gibi götürebiliyor. Macera perestler için ideal bir şey. Kesinlikle. Kesinlikle. Aracımızın şimdi gerçek kabiliyetlerini yaşayacağız birlikte. Bakalım. Burayı hadi bize anlat. Şimdi normal konumda mı geçeceğiz burayı? Şimdi işte demin anlattığımız vites konumlarını kullanacağız. O zaman 4 low'a geleceğiz. Önce aracımızı N konumuna getirdik. Evet. Şimdi o kolumuzu önce geriye. Önce aşağıya doğru çekiyoruz. Bana doğru yaklaştırıyoruz. Sonra yana yaklaştırıyoruz. Ve şimdi 4 low konumuna alacağız. 4 low'a aldık. Burada aldığımız sistem
rack track dediğimiz ara diferansiyel sistemini arazi çekiş konumuna getirdi. Şimdi bundan sonrasında ön ve arka aksa yüksek tork üretebilecek şekilde güç aktarımı yapacak. Hı hı. Bu şimdi 4'ten çıktı. Tekrar 4'e aldık. 4 low. Evet. Şimdi rahat rahat gidebiliriz. Evet, önümüzde ciddi bir engebe var. İşte gerçek performansı burada görmemiz lazım. Kesinlikle. Kesinlikle. Denge çubuğunun bağlantısını keseceğiz araçtan ve böylece ön tekerleklerin daha rahat birbirinden bağımsız hareket etmesini sağlayacağız. Hadi bakalım. Onu şimdi devreye mi sokuyoruz? Şimdi devreye girdi. Bak, deminkine göre araç daha da düz duruyor. Gördüğün gibi daha balansta kalıyor. Daha balansta kalıyor. Çok bu etkin şekilde kendisini hissettiriyor. Kullanıcı açısından bu gayet bence büyük bir avantajlı. Az önce de çok rahat geçmiştik aslında ama bu sefer çok daha farklı bir geçiş sağladı. Ve uyarı gerçekten çok aktif şu anda. İKAS sistemi bütün değil mi? İKAS sistemi. Sağdaki soldaki yaklaşmaları tampon kenarlarının. Evet, aynen. Şimdi off-road aracının en büyük özelliği ön ve arka tekerleğin arkasında çok fazla uzantı bulunmamasıdır. Şimdi Ceyhan abi 22 derecelik bir rampayı deneyeceğiz. Ve 22 derece aslında bu araba için çok böyle çok aman basit. aman bir yokuş değil. Çok rahatlıkla götürüyor. Yani bir seyir içi sokak içinde gider gibi geçiyor. Hiç zorlanmadan çekiyor. Evet, bir de inelim. Bak, şu anda ön arka diferansiyel kilitlerinden dolayı ön diferansiyelimiz de kilitli olduğu için sürükleme yapıyor. Evet. Şimdi geri gidelim yavaş yavaş. Aynı yerden inelim diyorum. Aynı yerden inişimizi de yapalım. Şimdi bu araçta Dana 44 bir de Dana 44 torsiyon aksları var. Bu özellikle arazi için tasarlanmış, evet, dövme demirden yapılma çok kuvvetli akslardır. Hı hı. Yani 2,5 tonluk bir aracı bana mısın demeden rahatlıkla götürebiliyor. Hem de böylesine dik bir rampa üzerinden. Bu eğimde neler devreye giriyor? Şu anda diferansiyel kilidimiz gösterdi zaten. 21 derece, 22 yazıyordu levhada. Biz de 21 evet, dereceyi ölçmüş olduk elektronik olarak. Şu anda tamamen bu sefer motor freniyle birlikte foya fren desteğiyle iniyoruz. Yine Dana 44 aksların dayanımını test ediyoruz. Aynı şekilde diferansiyel kilidini kullanıyoruz. Aynı şekilde de rack track sisteminin başarısını test etmiş olduk. Tabii akslar en önemlisi. Onlar güçlü bir yapıya sahip belli ki. Kesinlikle çok rahat bir tırmanış ve iniş yaptı araç. Evet, şimdi yan eğim 15'te 45 derece açısını gördüm yanal eğimde. Bakalım neler yapacak araba. Artık bu son test. O kadar çok aslında test var ki. Daha yapılabilecek aslında çok testimiz var bu araçla ama vallahi korkutuyor. Şöyle sağa gelesim var. Konu bizlere birazcık uzak diyebilirim. Bu bölümünde artık sonuna geldik. Yavaş yavaş. Gayet güzel. Bu arada 20 dereceyi yakaladık. 20 dereceyi yakaladı, evet. Vallahi evet, bravo. Evet. Ama tabii ki o hani max'ı da yakalayacak nitelikte arabalar bunlar. 45 dereceye kadar gelebilir. Evet Ceyhan abi. Bu araç o... Yani bu kadar özellikle çok şeyi yapacak. Evet. Sonuna geldik. Arabanın önüne gidelim. O güzel görüntüsü, o klasik görüntüsünü bir daha görelim. Evet. Vallahi benim için güzel deneyimdi. Ne diyorsun? Ben doyamadım. Yani daha doyulacak gibi de değil. Yapılacak çok şey var. Test edileceği daha çok güçlü yönleri çok var. Çok özellikleri var. Yani hepsini zamana zaten sığdıramayız. Zamanımız da kısıtlı. Bu bölümü de yavaş yavaş kapatıyoruz. Ceyhan abi çok teşekkür ediyorum.
Haftaya yine birlikte olacağız. Başka bir arabanın birlikte tadına bakacağız. Şimdilik hoşça kalın. Haftanın otomobilinin test sürüşünün ardından profesyonel pilotumuz Bin Driver. Bakalım Rubicon Wrangler'ın özellikleri hakkında Bin Garaj izleyicileriyle hangi detayları paylaşmış? Sırada Tekno Garaj'ın ikinci bölümü var. Bu bölümde her hafta otomotiv sektöründeki güncel teknolojik gelişmelerin yanı sıra uzman gözüyle otomotiv sektöründeki dünden bugüne endüstriyel tasarımları değerlendiriyoruz. Türkiye'nin sayılı usta isimlerinden biri de endüstriyel tasarım uzmanı Enes Elver. Otomobil sporlarının Enes abisi bakın bu hafta ikinci bölümde Bin Garaj mikrofonlarına neler anlatıyor. Endüstriyel tasarım nedir sorusuna cevap vermişsek otomobil dünyasında nedir? İlk durak, ilk istasyon. Yani bu iş 50'lerden sonra kurumsallaşmış. Ondan önce yani bir akademik disiplin olarak belirginleşmesi 50-60'lardan sonra başlıyor. Tasarım çok geniş tabii yani ne manalar atfediyor zor, endüstri tasarımda zor. Yani diş fırçasından otomobile kadar, uzay mekiğinin kapı koluna kadar geniş bir yeri kapsıyor yani. Ama endüstriyel tasarım deyince hakikaten endüstriyel olarak çok sayıda üretilebilecek ürünlerin tasarımı. Tasarım derken Türkiye'de daha çok styling üstüne kurulu. Yani dış görünüş dizaynı üstüne kurulu. Fakat dış görünüş içle konuşmak zorunda. Yani onun teknik altyapısıyla da konuşmak zorunda. Yani tasarımcı çok ani ters bir radyüs ve sivri bir kordon yaparsa endüstriyi çok zorlar. Ama görsel olarak ona çok ihtiyacım var diye inat ederse peki lanet olsun deyip yapabilirler. Yani sonunda beğeniye ve satışa tahvil olacak bir şeyse bu tasarımcı kaprisini kabul edebilirler. Ama tasarımcı da irfan sahibi ise ya bu çok değişik ya bunu göremeyecek işin müşterisi de üretilebilir bir formla ben güzeli arayayım. Yani liyakatlı bir işi bilen, yani sahayı bilerek tasarım yapmak zorundasınız. Çaydanlık da yapabilirsiniz. Yani bir sürü bu konuya vakıf olmayan tasarımcı var. Endüstriyi hiç bilmiyor ama çok güzel resim yapıyor. Onların cehaletleri şöyle işe yarıyor. Oradan gelen bu rasyonel olmayan istek yüzünden endüstri kendisini çok zorlayıp kendini de ilerletiyor. Evet, Enes abinin anlatacakları tabii ki bunlarla bitmiyor. Haftaya da devam edecek. Bundan sonraki bölümlerde de kendisinden belki de bugüne kadar hiç duymadığınız ince detaylara devam edeceğiz. Teknoloji ne kadar ilerlerse ilerlesin vazgeçemediğimiz klasik unsurlardan biri de fotoğraf ve fotoğrafçılık. Anı görüntülemek ya da fotoğraflamak bambaşka bir sanat. Motor sporlarındaysa işin anlık kısmı fazlasıyla hız gerektiriyor.
Bu bölümümüzde motor sporlarını takip eden, hızlı anları ölümsüzleştiren foto muhabirlerinin fotoğraflarla küçük hikayeleri var. Ustalar bu kez hafta sonunda Yeşil Bursa Rally'sini görüntüledi. Merhaba, ben Harun Özdemir. 2009 yılından beri motor sporları fotoğrafçılığı yapıyorum. Genel olarak yaşam tarzı olarak aksiyon seven bir insan olarak fotoğrafçılığa başladığımda ne çekebilirim diye düşündüm ve çok sevdiğim otomobil sporlarını, motor sporlarını tercih ettim. Yıllar içinde de bu gelişti. Bir ekip kurdum kendime ve o ekiple beraber hareket ediyorum. Ve şu anda Türkiye'de bu işi yapan az sayıda ekipten biriyiz. Bu hafta sonu Yeşil Bursa Rally'sindeyiz. Asfalt bir yarış. Oldukça aksiyonlu geçecek. Türkiye Rally Şampiyonası'nın efsane yarışlarından biri. Şu an servis alanındayız ve otomobilleri servis alırken çekmeyi planlıyoruz öncelikle. Daha sonra ekiple bir briefing yapacağız. Etap planı yapacağız. Etapta kim, nerede çekecek, hangi ekipmanı kullanacak onları planlayacağız. Daha sonra da buradan hareket edip etaplara doğru gideceğiz. Şimdi ekiple beraber toplanıyoruz ve etaplara geçiyoruz. Sports'un yeni programı Beyin Garaj'a konuk olduk. Bir motor sporu fotoğrafçısı neler yapar onu aktarmaya çalıştık. Sağ olsunlar bizimle beraber Yeşil Bursa Rally'sine geldiler ve bizi çektiler. Beyin Sports'a çok teşekkür ederiz. Yakın geçmişte Atari'den, Tetris'e, bilgisayardan, oyun konsollarına kadar müthiş hızlı gelişen bir teknoloji bizlere sınırsız imkanlar sundu. Geldi geçti. Ama bugün gelinen teknolojik gelişim simülasyonlarla bize her türlü kaynağı ayağımıza kadar getirir halde. Pandemiyle beraber sadece ülkemizde değil tüm dünyada büyük ilgi gören ve ihtiyaç listesinin sporcular adına ilk sırasına yerleşen simülatörler bu dönemde imdadımıza yetişti. Özellikle salgınla beraber kapandığımız evlerde birçok aktiviteyi yapamaz olduk ve körelmekten korktuk. Bugün dünyada çok az sayıda spor dalı bu konuda fazlasıyla şanslı. Çünkü simülasyon antrenmanları neredeyse gerçeğine çok yakın hale geldi. Motor sporlarında işte bunlardan biri. Formula 1'den rally'e, pist yarışlarından off-road ve karting'e kadar birçok dünya şampiyonu ve sporcu antrenmanlarının bir bölümünü simülasyonlarda yapıyor. Bu bölümde her hafta sizlere hem simülasyon kullanımına ilişkin detayları ve gelişmeleri, hem antrenman tekniklerini paylaşırken hem de ünlü pilotlarla konuya dair sohbetler yapacağız. Merhaba, Sim Garaj'a hoş geldiniz. Ben Onat Telkenar, rally pilotuyum. Sim Garaj'da bundan sonra sizlerle birlikte olacağım. Konuklar olacak, bizle birlikte yarışacak. Sıralama olacak, puanlama olacak. Burcu başta biraz bundan korktu. Bugün Burcu Burkut bizle. Bakalım. Neler söylemek istiyorsun? Yani çok güzel bir garaj. Öncelikle garajın için seni tebrik ediyorum ona. Çünkü ya şu an hayallerim evle burayı kıyaslıyorum. Sağ ol, teşekkür ederim. Bayağı bir motivasyon oldu biraz benim evet, için. Biraz evet, ekranlar biraz yüklü girdik diyebilirim evet, sistem olarak. Çok çok güzel bir garaj gerçekten. Korktu falan dedin ama yani bilmiyorum. Ben buraya tozu atmaya geldim. Evet, zaten senin için rally ayarladık biliyorsun. Teşekkürler, evet. Rallyci olduğun için. Bugün Yeni Zelanda'dayız. Biraz gazlayacağız. Evet. Ama galiba sen benimle sohbet ederek benim bütün konsantrasyonumu bozacaksın gibi. İşte orada artık pilotluğunu mu konuşturursun orayı bilmiyorum. Artık göreceğiz. Dikkat bilmiyorum. Dikkat dağınıklığıyla alakalı. İlk programın ilk konuğu olarak birazcık torpil istiyorum. Tamamdır. Peki Rüzgar'ın kızı diyorlar sana. Nasıl oldu bu lakap, nasıl geldi? Yani Rüzgar'ın kızı aslında çocukluğumdan beri benim duyduğum ve kullandığım bir şey. Çünkü karting yaparken, sen de bir karting sporcususun. Evet. Karting yaparken İzmir'de işte yarıştığımız dönemde benim herhalde ilk gazete haberlerimden biriydi. Böyle bir başlık atılmıştı benimle ilgili bir haber evet, yapılırken. Evet, hatırlıyorum ben de. Rüzgar'ın kızı diye haliyle öyle böyle kaldı. Hep kaldı. Ben de çok sevdim. Böyle yani severek kullandığım yani bir lakap oldu. Benim tanıdığım Türkiye'deki en hızlı kadın pilot sensin zaten. O yüzden
kızı gerçekten tam uyuyor diyebiliriz yani. Teşekkür ederim. Sağ ol. Senden duymak güzel geldi. Genç, hızlı bir pilot olarak. Ya şöyle söyleyeyim. Ben seni zaten ben de küçüklüğümden beri takip ediyorum. Hani o fotoğrafların, o kartingdeki yarışların, oradan gelen diğer insanların seninle alakalı olan yorumları gerçekten tüm kadınları aslında örnek niteliğindesin yani. Şu an burada bu işi yaparak diyebilirim yani. Teşekkür ederim. İnşallah daha da fazla kadın sporcumuzu sporumuza çekebiliriz. Evet, aynen öyle. Hepimizin aslında istediği bu. Çünkü kadınlar her yerde olduğu gibi motor sporlarında aynen. da çok büyük renkler. O yüzden eğer birilerine vesile olabilirsem, birilerine rol model olabilirsem bu benim için büyük bir keyif olur. Olacaksın merak etme. İnşallah. Evet, başlıyoruz. Heyecanlı mısın? Çok çünkü heyecanlı. Bu sefer yanına co-pilot yok. Çok heyecanlıyım çünkü bir de sen çok hızlısın yani hani resimde. İşte yani sen genellikle tabii pist oynuyorsun değil mi? Yani ya ben karışık ama. Aslında her şeyi yapmaya çalışıyorum. Drift de var, rally de var. De var. Evet, ama bu yani gerçek hayatla hiç alakası yok. O yüzden bir start almak istiyorum izninle. İstersen bana 5'ten geriye sayabilirsin. Tamam. El frenini çek. 4, 2, 1, start. Bütün konsantrasyonumu bozabilirsin, evet. Söz sende şu an. Peki co-pilot şu an olmadığı zaman hani yanında biraz farklı hissediyor musun? Yukarıdaki yazıyı çünkü okumakla uğraşıyorsun. Nasıl bozdun? Şu an okumadığın için evet. Ya şöyle, şimdi bir kere her şeyden önce co-pilot bizim sporumuzda ne kadar önem arz ediyor. Tabii ondan bir bahsetmek lazım. Evet. Ben her zaman şey derim yani bu işin her zaman %51'i aslında co-pilottur derim. İkinci çünkü, beyin diyebiliriz evet, aslında. Evet, ikinci yani. Beyin. Çünkü hani o sizin aslında görmediğiniz yoldan çok daha önceden haberdar oluyor ve bazı şeyleri de size hatırlatıyor. Haliyle şimdi burada co-pilotsuz gidiyor olmak ya bir de konuşarak gidiyor olmak çok kolay bir şey değil. Evet, konsantreliyiz. Tabii ki bunun yani özellikle simülasyonun bize katkılarını söylemek de lazım aynı zamanda. Çünkü evet. biz aslında burada oyun oynamıyoruz. Elimizi sıcak tutuyor, antrenman yapabiliyoruz. Bir kere mental olarak bile hazırlanabiliyorsun. Aynen öyle. Pek çok sporda bu çok mümkün olmuyor. Hep şeyi duyardık, Onat sen de duymuşsundur küçükken. Formula 1 pilotlarının işte simde ne kadar hazırlandıklarını, o piste gitmeden evet, evet. önce ilk önce işte simde gördüklerini falan konuşurlardı. Bana hep böyle şey gelirdi. Yani hiçbir zaman bizim yapamayacağımız bir şeymiş gibi gelirdi. Şimdi hemen hemen hepimizin evinde ya, herkesin evinde var ve son dönemde zaten teknolojinin gelişmesiyle hani gerçekten gerçeğe çok yakın diyebiliriz yani. Evet. Çünkü evet. Antrenmanı burada yapıyoruz. Aynı teri atıyorsun üstünde. Aynı reaksiyonu veriyorsun, aksiyonu yaşıyorsun. Birazdan benim surat ifademdeki şeyler de değişiyor olacak zaten. Biraz evet. da kıpkırmızı bir surat ifadesiyle devam ediyorsam ya, da kusura bakmayın. Çünkü hani en gerçeğe yakın olan aslında bu simülasyon diyebiliriz yani. Çünkü hani FIFA oynuyorlar, e-spor olarak geçiyor. Tamam hani 1000 tane e-spor var ama hani o daha çok masa başından veya kumandadan oynanan oyunlar. Evet, aslında evet. burada direkt gerçeği yaşıyoruz diyebiliriz yani. Peki bu kadar hani antrenman yapıyoruz, gazlıyoruz. Bu spora nasıl başladın? Hani bir kadın pilotsun sonuçta. Hani herkes merak ediyordur diye düşünüyorum. Ben aslında benim serüvenim biraz babamla çok alakalı. Çünkü Hı-hı. otomobil sporlarını babam çok seviyordu. Aslında Hı-hı. hepimize babalarımız aşıladı bu sporu. Senin evet. de durumun öyle. Aynen öyle. Ben çocukluğumdan beri hep televizyonda izliyordum. Yarışları takip ediyordu babam. Hı-hı. Hep otomobil konuşulurdu bizim Hı-hı. evimizde ve bir gün böyle televizyonda kendimi görmüşlüğüm var yarış izlerken ve hakikaten ilk televizyona çıktığım andır, o hiç aklımdan da silinmez. Babam beni bir gün karting, ya daha doğrusu şöyle amatörlere yönelik bir karting yarışı vardı ve babam aslında kendisi için başvurmuştu. Sonra tabii ben de onunla beraber gidiyordum ve babam bir gün dedi ki sen de hani denemek ister misin, yapabilir misin acaba dedi ve ben ilk defa öyle işte kiralık bir go-kart'a oturdum. Sonra hani yapabildiğimi gördü. Babam bir de hani sevdiği için, içinde de bulunmamı istediği için bana böyle bir fırsat tanıdı. Bir go-kart aldı bana. O şekilde başladı aslında. Yarışmak üzerine hani bir şeyim yoktu. Yani deneyerek aslında evet. sevdin sen de. Evet. Yani sonrasında bir de devamı geldi. Aslında beni en çok zorlayan şey şuydu. Çok fazla kadın sporcu yoktu. Evet, onu söyleyecektim ben de. Ya çünkü ben eski yani fotoğraflarından da görüyorum.
bir start var. 20 kişi bir tek kadın sensin. Onat bir de şöyle bir şey var. Biz gerçekten o zaman Tuzla Karting pisti vardı. Evet. Piste sığmadığımız için eleniyorduk. Yani sivriklerde elemeli yarışlar oldu değil mi o zamanlar? Hatta ben bir yarış elenmiştim ve moralim çok bozulmuştu. gerçekten çok böyle hızlı çocuklar vardı. Sonra şöyle bir katkısı oldu bana. Her şeyden önce aslında benim onu belirtmem lazım. Aslında ben çok içine kapalı bir çocukluk geçirdim. Çünkü hastaydım, astım hastalığım vardı çok fazla. Hatta her zaman şey derler bana. Baban da ne garip adammış yani astım hastalığı olan bir çocuk. Hani go-kart'a başlatılır mı? ama bana çok faydası oldu sporun. Çünkü kendimi iyi ifade etmemin en önemli yollarından biri oldu. Peki son dönemde çok revaçtasın. Biliyorsun ki Cem Yılmaz'la birlikte bir reklamda oynadın. Evet. Nasıldı reklam? Yani bir de benim ilgimi çok çekti aslında. Tekrar tekrar da izledim çünkü hani bir kadın pilot Cem Yılmaz yanında hani tam gaz gidiyorsun, kaydırıyorsun, korkuyor yanında. Ya şöyle komik geçmiştir herhalde merak ettim çok ben. Çok komik geçti. Yani o gerçekten İşin en güzel yanıydı bir kere Cem Yılmaz'la beraber bir reklam filminde oynamak. Şimdi ben 7 yaşından beri otomobil sporları yapıyorum. Evet. Yaşımı söyleyeyim 32 yaşındayım. Yani 32 yaşında hani bayağı bir zaman harcadım bu sporu yaparken. Hayaller kuruyoruz tabii hepimiz. Tabii ki. Ben Cem Yılmaz'la bir reklamda oynayabileceğimi hiç hayal etmemiştim. Yani benim için hakikaten kariyerimin en değerli şeylerinden biri. Belki zaten, yarıştan, birkaç yarıştan bile değerli diyebilirsin belki. Ya, evet yani şöyle direkt evet demeyeyim. Tabii ki hiç hoş olmaz bu ama yani bu başka bir şey. Hayalini, hayallerimin ötesinde bir şey olduğu için başka evet. bir şey. Cem Yılmaz'la aynı seti paylaşıyor olmak bir kere ben aynı zamanda tabii radyo, televizyon, sinema bitirdim. Bir kere kariyerim için yani mesleki kariyerim için çok önemli ve etkili bir şeydi. Cem Yılmaz'ın tepkileri nasıldı sen kullanırken? Aslında biliyorsun benim bir viral videom vardı. En çok konuşulan. Evet evet elektrikli bir arabayla evet, korkuttun insanları. Bu sene bayağı bir konuştu insanlar bunu. Haliyle Cem de aslında bunu izlemiş. İzlemiş öncesinde. Mi ya? Önceden izlediyse. Tabii ki hani yani reklam çekeceği insan ne yapmış bir bakmış. Haliyle aslında başına onun cümlesi bu. Başıma neler geleceğini az çok biliyordum diyerek geldi sete. Sette çok keyifli anlar yaşadık. Bir yerde böyle şöyle bir şey yaşadık. Aslında o gerçekten kalbi büyük bir insan olduğunu düşünüyorum ben. Bana kendi otomobilini kullandırdı sette. Ha süper. Evet. Bu da böyle araba merakı şey var gibi olsun. Setin magazin tarafı gibi olsun. Her yerde anlattığım bir şey değil. Gerçekten hani onun spor bir otomobili var. bir anda sürpriz bir şekilde setin ortasına kendi otomobilini getirdi ve çekim yaptığımız yerde buna çok müsait bir ortamdı. Trafiğe kapalı ve bir otobandı. O kesin şey demiştir hani bir hak eden kullansın belki öyle hani yani, hani pilotsun ya o yüzden belki çok hani nazik bir davranış. Pilotun kullanışını belki görmek istemiş olabilir. Evet ve yan yana oturduk. Yanında da hem otomobili emanet etti hem evet. kendini emanet etti bana. Ve böyle güzel bir şey yaptık, sürüş yaptık. Orada hakikaten böyle bir yüreği ağzına geldi gibi oldu bilmiyorum. Şimdi Cem Yılmaz olunca rol mü yaptı artık bilmiyorum. Ama gerçekten birazcık böyle Faruk Etmez kostümü vardı üzerinde ve peruk bir ara camdaydı. Hadi ya. Öyle bir şeyimiz, anımız da var. Yani tabii ki çok keyifli bir setti. Ya. Anlat bitmez o set. Ben ömrümün sonuna kadar anlatacağım bir set oldu gerçekten. Süper süper. Ben de izleyince çok keyif aldım. Evet sağ ol. Teşekkür ederim. Burcu programımıza renk kattın. Çok teşekkür ediyoruz. Bizi kırmadın geldin. Ben teşekkür ederim. Hayırlı olsun tekrar. Bu haftaki bölümümüzde bizleydin. Bir sonraki bölümde de artık başka pilotlarla birlikte umarım güzel bir sim garaj bölümleri çıkartırız diye düşünüyorum. İnşallah. O zaman görüşmek üzere. Bin Garaj tüm hızıyla devam ediyor. Dünyada ve Türkiye'de otomotiv sektörü ve motor sporlarındaki gelişmeler var sırada. Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 13. ayağı Hollanda Grand Prix'sini Red Bull Honda takımının Hollandalı pilotu Max Verstappen kazandı. Kuzey Denizi kıyısındaki Zandvoort kasabasıyla aynı adı taşıyan 4.2 kilometrelik pistte düzenlenen yarışa seyirci avantajıyla çıkan Hollandalı pilot, ilk sıradan başladığı mücadelenin pit stop stratejilerinde rakibi Mercedes'in Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton'a karşı üstünlük kurdu.
Yarışın büyük bölümünde Hamilton'la arasındaki liderlik mücadelesinden galip çıkan Verstappen, özellikle son turlarda rakibiyle arasındaki zaman farkını açtı ve 1985'ten sonra ilk kez Hollanda'da düzenlenen yarışı 1 saat 30 dakika 05 395'lik süresiyle ilk sırada bitirdi. Bu zaferle pilotlar klasmanında Hamilton'ı geçerek yeniden zirveye çıkan Verstappen bu sezon 7. kez yarış kazandı. Hamilton liderin 20.932 saniye gerisinde ikinci, Büyük Britanyalı pilotun takım arkadaşı Finn Valtteri Bottas ise liderin 56.460 saniye ardında yarışı 3. sırada tamamladı. Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu Dünya Superbike Şampiyonası'nın 2021 sezonu 8. ayağında Fransa'da ilk yarışta birinci oldu. Şampiyonanın 8. ayak mücadelesi Fransa'nın 4.4 kilometre uzunluğuna sahip Mangi-Cours pistinde gerçekleştirildi. Dünya Superbike Şampiyonası'nda pilotlar klasmanında ilk sırada yer alan milli sporcu Toprak Razgatlıoğlu, Pata Yamaha Wittbrix takımıyla Fransa'da ilk yarışta damalı bayrağı birinci sırada geçti. Yarışı Jonathan Rea ikinci, Andrea Locatelli ise üçüncü sırada bitirdi. Milli motosikletçi bu birincilikle kariyerinin 12. birinciliğini, bu sezonsa 7. birinciliğini kazandı. Red Bull sporcusu Dario Costa, Kuzey Marmara Otoyolu, Çatalca mevki T1 ve T2 tünellerinden 43.44 saniyede geçerek uçakla en uzun tünel uçuşu dünya rekorunu kırdı ve Guinness Rekorlar kitabına girdi. Red Bull'dan yapılan açıklamaya göre dünyanın önemli gösteri pilotlarından biri olan Red Bull sporcusu Dario Costa, bugün gün doğumunda Kuzey Marmara Otoyolu, Çatalca mevki T1 ve T2 tünellerinden uçarak bir dünya rekoruna imza attı. 43.44 saniye süren uçuşta İtalyan pilot, tamamen kemerli beton duvarlarla çevrili olan tünellerin ilkinde usta bir kalkış yaptıktan sonra iki tünel arasında bulunan açık hava boşluğundan geçti. İkinci tünelde saatte 245 km ortalama hıza ulaşan Dario Costa, 1.6 metreden az irtifadaki uçuşuyla ikinci tüneli de başarıyla geçti. Özel olarak modifiye edilen Zivko H540 yarış uçağıyla performans gösteren Costa, tünel içerisindeki yüksekliğin kısıtlı olması nedeniyle yerden ancak 110 ila 140 santim kadar yükselişte gerçekleştirdiği uçuşta, iki kanat ucu ve tünel duvarları arasındaki yaklaşık 4 metrelik dar bir mesafeyi yönetmeyi başardı. Milimetrik incelikteki el hareketleri ve ustalıklı bir direksiyon hakimiyeti gerektiren uçuşun en kritik anlarından biri ise tüneller arasındaki 360 metrelik boşluktu. Costa, ikinci tünelin alçak ve dar ağzından içeri girmeye hazırlanırken uçağı da yandan gelen rüzgara maruz kaldı. Buna rağmen kontrolünü kaybetmeyen Dario Costa performansını hatasız tamamlayarak başarısını 360 derecelik dönüşüyle kutladı. 3, 2, 1 ve başladı! 41. 45. Shell Helix 2021 Türkiye Rally Şampiyonası'nın 3. ayağı olan 45. Yeşil Bursa Rally'si BC Vision Motorsport takımından Burak Çukurova, Burak Akça ekibinin liderliğiyle sona erdi. Harika seslerle birlikte yarış noktasına uğurluyoruz. 1 ve 0. Çukurova Akça ekibi 2 gün süren zorlu mücadeleyi takım arkadaşı Buğra Banaz Gürkal Menderes'in 9.6 saniye önünde tamamlarken podyumun 3. basamağındaysa Castrol Ford Team Türkiye takımından Ali Türkan ve Aras Dinçer yer aldı. Red Bull sporcusu Ali Türkan aynı zamanda iki çeker klasmanı, sınıf 4 ve genç pilotlar biniciliklerinin de sahibi oldu. Bir
Beyin Garaj'da yaklaşık bir saat boyunca sizlerle beraber olduk. Haftaya bambaşka özelliklere sahip otomobiller, sürüş deneyimleri, zengin içerikle yine karşınızda olacağız. Bölümlerimizi kaçıran izleyicilerimiz için de bir hatırlatmamız var. Tekrar gösterimi de YouTube kanalımızdan takip edebilirsiniz. Ayrıca programa dair duygu ve düşüncelerinizi sosyal medya hesaplarımızdan bizlerle paylaşabilirsiniz. Haftaya yeniden görüşmek üzere, hoşça kalın.